Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay Stadyumu'nun inşaatının tamamlanmasıyla birlikte eski stat alanında millet bahçesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Kolay gelsin. Arkadaşlar ilerliyoruz. Bir takım ziyaret ve inceleme için Hatay'a gelen Bakan Kurum, tarihi Uzun Çarşı'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bana da o kadar. Ne buraya? İbrahim Bey ver. Onun Büyükşehir adayımızın ilk yok ben düşüneceğim. Olmaz. Tamam size de ısmarlayın. Şeref verdim. Hoş geldin. Gazetecilere bir ikram edelim ama. Evet. Öyle mi? Afiyet olsun. Başkanım acı verir mi acı? Acı yok. İsteyene acı ver. Abi bak istiyor. Dur tamam bırak sen bırak. Ha şey mi çekecek misin? Evet beraber çek. Ha, çekelim hadi. Al bakalım. Tam yoksa? Hadi ver. Nasılsınız başkanım? Sayın bakanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çarşımıza şeref verdiniz. Eyvallah. Orada bir tane. Geriden al arkadaşlar. Biraz geriden alalım abiler. Biraz geriden. Kurum daha sonra yapımı devam eden Hatay Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Çok yüksek. Bu frekansın altında şey altı Türkiye Futbol Federasyonu Gençlik Spor Bakanlığı ve UEFA kriterlerine gelecek şekilde yapılması gereken tüm imalatlara göre bize idaremize yazılar yazıldı. Evet, uygulaması, Pasolik uygulamasına uygun bir şekilde olurlarımızı aldık, imalatların alt yapısını yaptık. Tüm ısıt, bütün aydınlatmamız LED'li olacak şekilde kablolarımızı o şekilde çizdik. Yap. Ancak bundan dolayı daha sonra yapılacak imalatları Stad'da yapılan incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hatay Spor'un yeni stadında yeni destanlara imza atacağını söyledi. Hatay Stadyumumuzun stadyum inşaatı, yeni stadyum inşaatını incelemeyi bitirdik. İnşallah Hatay'ımız 25 bin kişi kapasiteli stadyumumuza önümüzdeki sezon kavuşacak ve Hatay Spor'umuz burada yeni destanlar yazacak. Oldukça modern, UEFA standartlarına göre hazırlanmış stadımızda 25 tane locamız var ve tribünün tamamı kapalı gördüğünüz üzere ve imalat kalitesi de gerçekten çok güzel gidiyor. Bitirdiğimiz zaman Hatay Spor'un şu an mevcut maçlarını yaptığı yerde de yaklaşık 56 bin metrekarelik alanda da bir millet bahçesi inşasını Hatay Spor'u buraya taşır taşımaz inşallah gerçekleştireceğiz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde 82 milyon vatandaşımıza bize oy versin vermesin, sağlık tesisleri yapmak, turizm tesisleri yapmak, bu tarz stadyum tesisleri yapmak için gecemizi gündüzümüze katarak var gücümüzle çalışıyoruz. Ve bu noktada biliyoruz ki bizim milletimiz arkamızda, yanımızda ve bize her noktada destek oluyorlar. Biz de onlara hizmet edebilmek, milletimize, vatandaşımıza hizmet etmek amacıyla da tevazu içerisinde, samimiyet içerisinde bütün şehirlerdeki yaşam kalitesini arttıracak bu tesisleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Ve inşallah bu ve bunun gibi tesisleri de yaparak şehirlerimizdeki yaşam kalitesini arttıracak, marka şehir yapacak projeleri de tüm şehirlerimizde hayata geçirmek suretiyle gerçekleştireceğiz. Hatay bu noktada bizim için çok önemli bir şehrimiz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve gerçekten din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin tüm milletimizin burada yaşadığı ve tüm dünyaya da örnek olduğu çok önemli bir şehrimiz, kadim bir şehrimiz. Hatay sadece kendini ilgilendirmiyor, Hatay bölgeyi ilgilendiriyor. Türkiye sadece kendini ilgilendirmiyor, bölgeyi ilgilendiriyor. Şu an Hatay ve Türkiye sonuçta bu bölgeyi tamamını içine alacak şekilde bir güvenlik koridoru biliyorsunuz çalışıyoruz. Ve o koridorda bittiği zaman inanın buradaki tarım eskisinden daha iyi, turizm eskisinden daha iyi hal alacak. Arkadaşlar gelin. Böyle gelin bir resim çekinelim arkadaşlar. Evet Sayın Bakanım. Yani o da bir handikap. Kışın da çok yağmur alıyor. Duram.